Kaç tane açar? Adana olarak biz yenilikçiliği ve çılgınlığı çok seviyoruz. Hamur öz itibariyle içinde maya ve sadece tuz olan bir ürün. Şimdi dedik ki Adana'nın şalgamı var ve şalgamın içinde de sadece maya ve tuz var. Bunları birleştirerek en azından ayrı ayrı koymaktansa tek bir parçada birleştirelim diye bir fikir geldi aklımıza. Denemeye karar verdik. İlk gün bir iki deneme sonucunda yanıldığımız bazı yerler oldu. Bir iki püf noktası sonunda ama çok güzel bir ekmek elde ettik. Şalgamlı bir ekmek elde ettik. Ve bu şalgamlı ekmeği halkla paylaştık. Vatandaşla paylaştık. Çok ilgi gösterdiler. Herkes çok beğendi. Dediğim gibi Adana yeniliklere çok açık ve bu lezzetleri tatmayı çok seviyor. Böyle farklı lezzetleri tatmayı çok seviyor. Ondan dolayı da şalgamlı ekmek çok güzel oldu. Adana'ya yakıştığına inanıyorum ben. Adana'da artık şalgamlı kebap diye bir kavram var. Biz o gördüğümüz şalgamlı ekmekten istiyoruz diyorlar ve bugüne kadar olumsuz hiçbir yorum almadık. Sadece çılgınlığıyla alakalı birkaç böyle küçük olumsuz yorumlar oldu ama lezzet olarak herkes çok mutlu, çok memnun. Biz de çok memnunuz. Tadı gerçekten çok güzel. Aslında çok böyle bariz şalgam tadı alamıyorsunuz. Çünkü fırında, odun fırınında piştiği için. Ama sonuç olarak gerçekten çok lezzetli bir ekmek. Ve bu ekmek zaten iyi bir Adana kebabı ile buluştuğu zaman da sonuç muhteşem oluyor. Gerçekten mükemmel.